Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman kelimesi sadece Allah-u Teala'ya mahsus olarak kullanılan bir kelimedir. Rahim kelimesi Allah-u Teala için de diğer varlıklar için de kullanılabilecek olan bir kelimedir. Allah-u Teala Araf suresinin 156. ayetinde şöyle buyuruyor. Yani bu Musa Aleyhisselam'ın duasının bir parçası. Orada şöyle dua ediyor. وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً Ya Rabbi bu dünyada bize bir güzellik yaz. وَفِي الْآخِرَةِ ahirette de. Dolayısıyla dünya dünyada eğer güzel olunmazsa ahirette güzel olma imkanı yok. Konumuzla direkt ilgili olmamasına rağmen şuna dikkatinizi çekmek isterim. Burada Allah-u Teala "Uktub lena" dedi. Bize yaz dedi. Bize yaz. Bize öğretildiğine göre bu yazgı ne zaman olmuş oluyor? Efendim? Ta ezelden değil mi? Ezelden her şey yazılmıştır diye bize şimdiye kadar öğrettiler. Kitaplarda böyle ifade ediliyor. Eğer ezelden her şey yazılmışsa böyle bir dua olur mu? وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ Ya Rabbi bu dünyada bize bir güzellik yaz, ahirette de böyle. İnna hudna ileyk. Biz sana yöneldik. Kale Allahü Teala şöyle cevap verdi. Azabi usibu bihi men eşa ve rahmeti vesiat kulle şey. Azabımı koyduğum kurala göre insanlara isabet ettirir. Yani ceza için Allah-u Teala bir kural koymuştur. Ona göre suç işlemiş olanlara azabımı isabet ettiririm. Ve rahmeti vesiat kulle şeyin ama benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Şimdi Allah-u Teala'nın rahmeti onun ikramı demektir. Rahmet kelimesi ana rahmi diye bir kelime kullanıyoruz. O rahimden kaynaklanmıştır. İşte o oradan alınarak bir merhamet ifadesi ona yüklenmiş. İşte aynı ana rahminden gelen akrabalara, yani yukarı üstte bir anada birleşen akrabalara da işte aynı kelime kullanılır. Bizim Türkçemizde buna karşılık sıla-i rahim derler. Yani aynı kelimeyle sıla-i rahim demek. Yani akrabalar arasında ilişkiyi devam ettirmek manasına kullanılır Türkçe'de. Merhamet iki şekilde olur. Yani rahmet dediğimiz ya da bizim merhamet dediğimiz şey. Birisi sadece kalp inceliğidir, acıma duygusudur. Diğeri de yardım etmedir. Şimdi mesela şurada baktınız ki birisi düşmüş. Onu kaldırmak yerine vah 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 çok acıdım, çok üzüldüm falan derseniz size ne derler? Üzüldüysen kaldır onu derler oradan değil mi? Acıdıysan kaldır. Ama bir de şöyle, mesela çok zor durumda olan bir insan vardır. Yapacağınız hiçbir şey yok. Üzüntüden başka. Tamam, o zaman çok üzüldüm, çok acıdım dediğiniz zaman herkes sizi haklı kabul eder. Peki Allah-u Teala için gücünün yetmediği bir şey var mı? Böyle bir şey söz konusu değil. O zaman Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti yaptığı yardımdır. Allah-u Teala'nın gücünün yetmediği bir şey olmadığı için tüh tüh keşke imkanım olsaydı yapsaydım şeklindeki bir
acıma duygusu Cenab-ı Hakk'ın için söz konusu değildir. Allah'ın rahmetinden bahsedildiği zaman yapmış olduğu ikram ve iyilik anlaşılır. Ama insanların rahmetinden bahsedildiği zaman eğer imkanı varsa yardım eder, imkanı yoksa acır. Allah-u Teala Rahman'dır. Yani rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Yeryüzünde ne kadar varlık varsa her şey, herkes, her varlık, her şeyin Allah'a borçludur. Şimdi düşünün, bizim bize ait olduğunu söylediğimiz şeylerden hangisi bizimdir? Tamam, Allah-u Teala'ndır. Her şeyi veren O'dur. Bütün varlıklar için aynı şey söz konusudur. Cenab-ı Hakk'a isyan eden, Allah'ı inkar eden, her türlü şeyin, insanın da yaşaması Allah'ın rahmetine bağlı değil mi? Dolayısıyla Allah Rahman sıfatıyla, yani Rahman sıfatı söz konusu olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın bütün varlıklara ihtiyacını vermesi, onları beslemesi, büyütmesi, olgunlaştırması şeklinde anlaşılır. Ama bir de Allah-u Teala'nın rahim sıfatı vardır. Rahim sıfatı biraz daha özel. Allah-u Teala'nın ikramını gerektiren sıfattır. Bazı insanlar bir takım gayretler göstererek, çalışarak Allah-u Teala'nın rahim sıfatına hak kazanırlar. Yani Allah-u Teala herkese rahmandır. İkramda iyiliği sonsuzdur ama bazı varlıklara özel ikramlarda bulunur. Çünkü çalışırsınız, kazanırsınız. Çalışmazsanız bir şey yok. İşte o da Allah-u Teala'nın rahim sıfatıyla bize yapmış olduğu iyiliktir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاءَ Ben bu rahmetimi, ikramımı ilerisinde kendini koruyan, yani emirlerime saygılı olan, benden çekinen insanlara tahsis edeceğim. Herkese değil. Şimdi bundan dolayı hep şöyle bir anlam verilmiştir. Allah'ın Rahman sıfatı bu dünyada bütün varlıklara ihtiyacı olan her şeyi vermesi, rahim sıfatı da ahirette müminleri cennetiyle sevindirmesi, cennette ikramda bulunması şeklinde bir anlam verilmiştir. Zaten Allah-u Teala bu dünyadaki bütün nimetlerin de müminler için olduğunu söylüyor. Evet, bakma kafirleri besliyor, büyütüyor ama asıl bu nimetlerin asıl sahibi müminlerdir. Araf suresinin 32. ayetinde diyor ki, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْكِ Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu nimeti kim haram kılmış? Ve rızkın temizlerini kim haram kılmış? Şimdi bir kısım insanlar çıkar, işte şunu yemeyiz, bunu yemeyiz. Yani bir fakirizm yaparlar. Bakarsınız işte peygamberimiz koltukta mı oturmuştu diye koltukta oturmayıp yerde oturanlar vardır. Ah, o peygamber karyolada mı yatmıştı? O zaman karyolayı bırakıp karyolanın altında yatanlar vardı. Vallahi o peygamber hiç bu kadar aptal olmamıştır, haşa. Aptal bir insan da peygamber olmaz. Peygamber Efendimiz o yatağı bulsaydı orada yatardı. Bulmadığı zaman da orada yatar. Bulsa da önemli değil, bulmasa da ne yapalım? Dünya bu. Onun için işte Cenab-ı Hak burada, fakirizm yok İslam'da. Yok. Ne diyor burada Allah-u Teala? Allah'ın verdiği süsleri, yani güzel elbiseler, ziynetten asıl kasıt güzel elbise. Güzel elbiseyi kim haram kılmış? Kulları için çıkardığı, bir de temiz ve güzel rızıkları haram kılan kim? Allah'ın haram kıldıkları rızıkların hepsi pis olanlardır, temiz olmayanlardır. قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا De ki bu nimetlerin hepsi, o güzel elbiseler, güzel şeyler bu dünyada müminler içindir. Ama kafirler de istifade eder. Halisaten yevmel kıyame, ama kıyamet günü özellikle müminler içindir, kafirlere bir şey yok. İşte bütün bunları birleştirdiğiniz zaman
Deniyor ki Rahman sıfatıyla, ki Allah'tan başka hiçbir varlıkta olmayan bir sıfattır bu. Allah-u Teala'nın bütün varlıkları beslemesi, büyütmesi, olgunlaştırması, her ihtiyacı olan her şeyi vermesidir. Müslüman, kafir, insan, hayvan, hiçbir şeyi bir şeyden ayırmadan bütün varlıkları ihtiyacı olan şeylere kavuşturması anlamını ifade eder. Rahim sıfatı da özel ikramda bulunması anlamını ifade eder şeklinde anlamlandırıyorlar. Rahman sıfatı Allah'tan başka hiç kimseye verilmez ama rahim sıfatı insanlar içinde olur. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak Allah-u Teala bilmu'minine Tevbe suresinin sonlarındaki ayet, son ayetlerinde bilmu'minine raufun rahim, o peygamber müminlere karşı şefkatlidir ve merhametlidir, rahimdir şeklinde buyurmuş. Müminler için de aynı ifade kullanılmıştır. O da Fetih suresinin sonlarında ruhamâ'u beynehum, kendi aralarında birbirlerine karşı merhametlidirler, rahimdirler. Yani rahim sıfatı insanlar içinde kullanılır ama Rahman sıfatı kullanılmaz. O zaman biz Bismillahirrahmanirrahim'e şöyle bir anlam verdik. Yani Rahman'ı öyle bir anlam verelim ki insandan başkasına kullanılması mümkün olmasın. Allah'tan başkasına. Haşa, Allah'tan başkasına tabii. Neyse, teşekkür ederim, sağ ol. Allah'tan başkası için kullanılması mümkün olmasın. Dolayısıyla biz burada Rahman'a iyiliği sonsuz şeklinde bir anlam verdik. Allah'tan başka hiç kimsenin iyiliği sonsuz değildir. Allah'tan başka hiçbir varlık kendi düşmanını besleyip büyütmez. Yani Cenab-ı Hak onun azını düşmanlarını da besliyor. Ama Allah-u Teala bunu yapar. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın iyiliği sonsuzdur. Ondan sonra rahim kelimesini de öyle bir şekilde anlamlandıralım ki Allah-u Teala içinde, insanlar içinde kullanılabilsin diye şey yaptı. Ona da ikramı bol şeklinde bir anlam verdik. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim'in Türkçe karşılığının iyiliği sonsuz, ikramı bol, Allah'ın adıyla şeklinde olduğunu, yani böyle olmasının uygun olduğunu düşündük, o şekilde anlam verdik. İyiliği sonsuz, ikramı bol, Allah'ın adıyla. Şimdi bazıları Allah'ın adına diye tercüme ediyorlar bunu. Allah'ın adına. Yani Bismillahirrahmanirrahim, işte Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına. Şu kişinin adına dendiği zaman ne anlarsınız? Bunu kendim için yapmıyorum demiş olursunuz değil mi? Öyle olmaz mı? Yani Allah adına yapıyorum. Peki birisinin sizin adınıza bir şey yapması için ona yetki vermeniz gerekmez mi? Öyle bir şey yok mu Türkçe'de? Var. O yetkiye ne denir? Vekalet denir, vekillik denir. Peki Allah-u Teala herhangi bir kimseye vekillik vermiş mi? Öyle bir şey yok. Cenab-ı Hak hiç kimseye vekillik görevi vermemiştir.